Herkese merhabalar. Sizler istediğiniz liselere girinceye kadar arkadaşlar bizler Tonguç Akademik olarak 8. sınıf kanalımıza sizlere sıkı sıkıya destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Birazdan onları cevaplayacağız. Onlarla alakalı en çok sorulan soruları cevaplayacağız. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Sizler gayret gösterdikçe, vazgeçmedikçe ve inandıkça, bilhassa da kendinize inandıkça mutlaka kazanacaksınız arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçiyorum. Matematiği bir türlü yapamıyorum. LGS'yi kazanabilir miyim? Bu soruyu çok duyuyoruz. Yani yeni nesil matematikte zorlanıyorum. Matematik çok zor. Hocam matematik çok yanlışım çıkıyor. Yetişmiyor. Yenisi sorular çok uzun. Matematik yapamıyorum. LGS'yi kazanabilir miyim şeklinde birçok soru geliyor. Arkadaşlar matematiği yapamasanız da LGS'yi evet kazanabilirsiniz. Bu kadar basit. Sadece şu çok önemli. Matematikte ulaşabildiğiniz en yüksek netlere ulaşmaya çalışın. Bu bir net olur, 5 net olur, 10 net olur, 12 net olur, 20 net olur bilmiyorum. İnşallah hepsini doğru yaparsınız ama Matematik yapabildiğiniz kadarını yaptıktan sonra Türkçede, Fende, İnkılap'ta, İngilizcede de yüksek netlere ulaşırsanız LGS'de Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, ee, Anadolu İmam Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi %100 kazanırsınız. Bununla alakalı sizlere yakın zamanda paylaşmıştık. Yeniden paylaşacağız sınav sonuç forumları. Yani bir matematikle sosyal bilimler lisesi kazanan, Anadolu lisesi kazanan veyahut da dört matematikle, sekiz matematikle, yedi matematikle fen lisesi kazanan birçok 2021'de öğrencimiz oldu. Sınav sonuç forumlarını bizlerle paylaştılar. Dolayısıyla matematikte of 20'de 20 yapamıyorum vazgeçiyorum ben artık demeniz çok anlamsız. Tabii ki matematikte 20'de 20 yapamazsanız Galatasaray Lisesi'ne giremezsiniz. Bu kesin. Matematikte 20'de 20 yapamazsanız İstanbul fen, Atatürk fen biraz zor. Bu kesin. Ama Bizim amacımız eğer fen lisesi kazanmaksa, anol lisesi kazanmaksa, sosyal ünler lisesi kazanmaksa bizler tabii ki matematikte de yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama diğerlerinde full yapmaya çalışacağız. Türkçeyi, feni, inkılapları, İngilizceyi de çok iyi çalışacağız. Dolayısıyla arkadaşlar matematikte yapamadığımız zaman moralimizi bozarak çalışmaktan vazgeçmek yok. Sıkı sıkıya diğerlerini çok iyi yapacağız. Al sana Türkçe, inkılap, İngilizce, din diyeceğiz. Süper bir şekilde onlara da çalışacağız. Matematiğe gücümüz yetmiyorsa da orada yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha fazla süre vereceğiz belki bir soruya ama vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten matematik yapamıyorum diye vazgeçen öğrenciler bir boşluk oluşacak size oradan sıyrılıp çok güzel netler olacaksınız. Günde kaç saat çalışırsam netlerim artar? Arkadaşlar, günde en az 5 saat çalışırsanız netleriniz artar. Bunu neye göre söylüyorsunuz hocam? Biliyorsunuz ki LGS'de 90 soruluk bir sınav var ve bunun arkadaşlar 75 dakikası sözel, 80 dakikası sayısal. 80 artı 75 ne diyor? 155 dakika ediyor. Bunun iki katı mutlaka çalışın diyoruz. 155 artı 155 ne eder arkadaşlar? 310 eder. Yani 310 dakika zaten 60'a böldüğünüz zaman 5 saat ediyor. Günde mutlaka 5 saat ders çalışmanız gerekiyor. Günde 5 saat ders çalıştığınızda netleriniz artar. Eğlenmeye ne kadar zaman ayırmalıyım? Bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil. Eğer iyi dinlenmezseniz bu sefer çalışırken verim alamazsınız. Dolayısıyla günde en az 45 dakika yani okuldan geldikten sonra net bir dinlenme yapmanız lazım. Yani bunu böyle bilirsiniz 15 15 15. Bir anda 45 dakika da olabilir. Kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz. Oyun oynayarak, arkadaşlarınızla sohbet ederek dinlendirebilirsiniz. Ama 5 saatlik bir düzenli çalışma da bu 5 saatlik çalışmanın içerisinde de ara ara teneffüsler var bu ayrı mesele. Ama şu kesin ki günde en az 45 dakika kafanızı dağıtacak bir şey yapmalısınız. Bu sizin için gerekli. Zaten normal LGS'ye girdiğinizde de sözelden sayısala geçerken arada size ciddi bir mola veriyorlar. Her gün paragraf çözmeli miyim? Evet arkadaşlar her gün paragraf çözmelisiniz. Neden? Çünkü paragraf çözmek sadece Türkçe dersi için değil aynı zamanda matematik netlerinizin artmasını sağlıyor. Matematik netlerinizin artmasını da istiyorsanız mutlaka paragraf sorusu çözmelisiniz. Zaten Türkçe netleriniz, inkılap tarihi, İngilizce, din, fen netleriniz paragrafa bağlı olarak zaten artacak. Ama sizler bunun haricinde bol bol paragraf sorusu da çözmeniz gerekiyor. Paragraf 10, paragraf, on, paragraf on, paragrafta son nokta farklı farklı kitaplarımız var. Burada diyelim ki siz burada satırları okurken takıldığınız her bir ifade aynı şey matematikte de oluyor. Dolayısıyla paragrafları okuyup anlamak sizlerin sadece paragraf netleriniz değil matematik netlerinizi artıracak. Matematik motivasyonumu düşürüyor ne yapmalıyım? Arkadaşlar birincisi çok çok önemli. 2018, 2019, 2020, 2021 LGS'leri incelediğimizde matematik netleri sürekli olarak öğrencilerde bir düşüşe geçmiş durumda. Yani atıyorum 2018'de 5 net, 2019'da yine 5 net, 2019'da 4.8, 2021'de işte 4.2'ye kadar düşmüş. Yani matematik herkese düşüyor. Bu bir. Fakat bir önemli gelişme daha var ki matematik haricinde Türkçe'de de düşmeler yaşanıyor. Mesela Türkçe'de 2018'de 13 net ortalaması varken Türkiye'nin kazananların ortalaması 2019'da 12 e ee, işte 2020'de 10, 2021'de 9.4'e düşmüş. Dolayısıyla Türkçe netleri de düşüyor. Bak burada ne nereye geleceğim? Burası çok önemli. Veya fene baktığımızda 2018'de 10 iken yani 9.9 iken şöyle 9.9 yazalım. Tam rakamlar verelim. İşte 2019'da da 9.9 iken 2020'de artmış 10.2 olmuş ama 2021'de tekrar 8'e düşmüş. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Matematik, Türkçe, fen netleri arkadaşlar genel olarak bir düşüşte. Şimdi herkes matematikte zorlanıyor ama bizler Türkçe ve fene iyi bir hazırlık yaparsak bu matematikteki net kaybımızı kapatabiliriz. Burası önemli. Yani öğrenciler sürekli matematiğe çalıştığı için matematiğe de düşüyor. Bu esnada öğrenciler sürekli matematiğe çalıştığı için ister istemez Türkçe ve fen netleri bir şekilde düşüyor. Niye? Çünkü hep zamanlı matematiğe ayırıyorsun. Yani insanlar sürekli matematiğe çalıştıkça Türkçe fenik göz ardı ediyorlar bir şekilde birazcık az çalışmaya başlıyorlar. Bu da onların Türkçe ve fen netlerinin azalmasına sebep ediyor. Bakın burada gözü 13 12 19 9 9 18. Gittikçe sayısal ve e, fen ve Türkçe netleri düşüyor. Hatta inkılap ve İngilizce de netlerin düştüğü söyleniyor, ortalamaların düştüğü söyleniyor. Dolayısıyla biz sadece matematik ağırlıklı çalışırsak Türkçe fenden de kaybedebiliriz. Bir de sınav zorlaştığı için yani LGS zorlaştığı için her sene böyle biraz daha zorlayıcı sorular sordukları için matematik netleri ister istemez zaten ortalama olarak düşüyor. Peki biz ne yapacağız hocam? Biz tabii ki matematiğe çalışacağız ama Türkçe fene geçmiş yıllarda arkadaşlarımızın yaptığı gibi ikinci plana atmayacağız. Onları da iyi çalışacağız. Böylece Türkçe fende ortalamamızı yüksek tutarak matematikten olan eksikliğimizi gidereceğiz. Yani Türkçe fende full hedefleyeceğiz. Biz full yapmak istiyoruz diyeceğiz. Bu bir. Hiç acımadan paragraf çözeceğiz. Hiç acımadan fen çalışacağız ve bunları çok iyi yapacağız. Bu bir. Matematikte de arkadaşlar genel olarak herkesin düştüğünü bilerek sabırla hiç vazgeçmeden bazen bir soruya 5 dakika bazen 15 dakika vererek çözmeye devam edeceğiz. Matematik yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Türkçe FEN'de fullleyerek inşallah yani en iyisini yaparak en azından Toplamda kazanan biz olacağız. Test çözerken yanında ders notları olmalı mı? Evet olmalı arkadaşlar. Test çözerken olmalı ama deneme çözerken olmaz. Deneme de hayır bakın. Deneme çözerken aynı sınav ortamı olmalı. Deneme çözerken yanınızda telefonunuz işte. Yanımda telefonum var, güzel. Hayır, telefon olmamalı. Meyve tabağım. Hayır, hayır onlar olmamalı. Denemeyi gerçekten deneme ortamında çözmeye çalışmalısınız. Ama test çözerken ara ara takıldığınız bilgilere, notlara bakabilirsiniz. Akıl haritalarına bakabilirsiniz. Kendi yazdığınız kopyalara bakabilirsiniz. O hafızanıza kalmasını sağlar. Ne sıklıkla kitap okumalıyım arkadaşlar? Dinlenirken kitap okumanız gerçekten çok büyük bir fayda sağlar. Neden? Çünkü bir, odaklanma gücünüzü artırır. Yani siz burada diyelim ki paragraf kitabı ama ben kitap okumadı olarak düşünüyorum bunu. Satırları takip ediyorsunuz, odağınız artar. İkincisi, şu çok çok önemli arkadaşlar, kelime bilginiz artar. Üçüncüsü arkadaşlar, dikkat yeteneğiniz artar. Yani artık gözünüz yorulmamaya başlar. Hani mesela bu Formula 1 yarışçıların nabızları çok yavaş atar. Bizim normal insanlardan daha yavaş atar. Çünkü adam 350 ile viraj dönüyor. Bir daha 350'den tekrar 340'a düşüyor. Adamın farklı bir şeyi var yani, e, nabızı var. Sizin de nabzınız farklı atmalı. Siz dinlenirken bile kitap okuduğunuz için başkası okurken böyle soruyu okurken dese bile siz Güneş son dört haftada toplam dört kitap okumuştur. Bu kitaplarla ilgili bilinenler şunlardır. Tık tık, tık, tık. Hepsini okuyabilmelisiniz. Yani hız kazanmalısınız. Dolayısıyla paragraf sorusu çözmek ve dinlenirken de kitap okumak size odaklanma gücü ve hız kazandırır arkadaşlar. Bir de şu da çok çok önemli arkadaşlar. Paragraf sorusu çözmek mi? Kitap okumak mı tabii ki paragraf sorusu çözmek daha faydalı. İngilizce kelime tekrarımız nasıl olmalı arkadaşlar? asla masa başında olmamalı. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani gezerken yani işte kantindeyken, tuvaletteyken, ne bileyim bambaşka bir yerdeyken İngilizce kelimeleri tekrar yapmalısınız. İngilizce kelimeler çünkü hafızanıza kalması için onlarla farklı yerlerde karşılaşmanız lazım. Bakın dünyadaki bütün büyük markalar veya Türkiye'deki bütün büyük markalar sürekli karşımıza çıkıyor. Bırt 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 internette çıkıyor, billboardlarda çıkıyor, okulda çıkıyor, otobüsün arkasında çıkıyor. Niye? Aklımıza kazınmaya çalışıyorlar. Beni her yerde görsün ki benle alışveriş yapacağı sırada hemen beni hatırlasın istiyorlar. İşte sizler de Sürekli olarak tuvalette, lavaboda, matematik çalışırken, arkadaşınla konuşurken, annen yemek hazırlarken falan filan farklı yerlerde o İngilizce kelimelerle karşılaşırsanız... ...emin olun iki haftada tüm kelimeleri ezberlersiniz ve sınavda kelimelerinize geldiğinde ya bu buydu dersiniz, geçer gidersiniz. Dolayısıyla asla masa başında olmamalı. İnternet oyunlarından uzak durmalı mıyım? Evet arkadaşlar, internet oyunlarının içerisinde subliminaller var. Gizli gizli sizlere olumsuz ahlak bozucu veya da hafızanızı zayıflatıcı şeyler veriyorlar. Sizlerin çalışkan ve başarılı olmanızı istemiyorlar. Sizlerin süper yerlere gelmenizi istemiyorlar. Sizlerin beyninizi uyuşturmak istiyorlar ki siz çalışıp başarılı insanlar olursanız, bilim insanı olursanız sizler bu ülkenin geleceğini, sizler bu dünyanın kaderini değiştirebilirsiniz. Ama sizi oyalamaya çalışıyorlar. Aynı şey benim için de yapıyorlar, bizler için de yapıyorlar. Bizlere de böyle farklı farklı yetişkinler için içerikler sunarak... ...yetişkinler için yok futboldur, şudur, budur... ...bizi de oyalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sizler gözünüzü dört açın arkadaşlar. Bu tür oyunlara gelmeyin. Deyin ki tamam dinleneceğim, eğleneceğim... ...sevdiğim oyunları oynayacağım ama bu sene değil. Bu sene birazcık kenara çekeceğim onları. Hadi oradan onlara diyeceğim. Ve dersime odaklanacağım ve sorularımı çözeceğim. Beynimin uyuşmasına izin vermeyeceğim demelisiniz arkadaşlar. Ama hocam bunlardan da oynamayınca motivasyonum düşüyor diyorsanız hani çok az da olsa yapabilirsiniz. Hani şey gibi patates kızartması ve hamburger sağlığa zararlı bunu biliyoruz ama bazen ödül olsun diye yiyebiliriz. Yani dişlerimizi çürütüyor çikolata ama bazen motivasyonu artırmak için yiyebiliyoruz. Aynı onun gibi tamamen artık bağımlısı olduysanız belli bir nebze belki ama değilseniz bağımlısı lütfen bırakın arkadaşlar. Çok zararlı bir şey. Geldik denemelerde stres yapıyorum nasıl önleyebilirim? Arkadaşlar denemelerde stresinizin temel sebebi bir bilgi eksikliği. Bilgileriniz arttıkça stresinizi azalacak. Yani Şimdi ilk tekrarımızı yaptık. Sonrasında diğer tekrarlarımızda, diğer kamplarımızda, hızlanma kampımızda, başka başka kamplarımızda sizleri süper bir şekilde geliştireceğiz. Ve bilginiz arttıkça da endişeniz, stresiniz azalacak. Mesela ben şimdi bir, ben böyle konuşuyorum ya şöyle yapın, böyle yapın, hadi bakalım, hadi bakalım diyorum. Ben şimdi bir tane böyle matematik denemesi gelse, e, 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 olurum böyle kalırım yani. Niye? Hocam güzel konuşuyordunuz, hadi yapsanıza soruyu. Ya e, e, bilmiyorum çünkü ben matematik öğretmeni değilim. Ben bu matematik sorularına karşı kondisyonum yok, stres olurum, yapamam. Ama bilsem, çalışsam bir ay, iki ay, üç ay sonra ben de yapmaya çalışırım birazcık. Hani stresim azalır. Belki sizin kadar iyi yapamam. Hani ama bir şeyler yaparım. İşte dolayısıyla siz de şu anda bilgi eksikliğinden dolayı stres yaşıyorsunuz. Bu bilginiz arttıkça stresiniz azalacak ve Yanlış kaynaklarla da çalışmayın arkadaşlar. Bazen bazı kaynaklar gereksiz anlamsız bilgi soruyor. İnkılap tarihinde acayip işte Mustafa Kemal Atatürk'ün ayakkabı numarası ile İsmet İnönü'nün ayakkabı numarası. ne diyorsun? Böyle bir şey çıkmıyor sınavda. Bilgi çıkmıyor. Böyle şeyleri sorma. Bize sınavda LGS'de ne soruyorsa onu sor demeniz lazım. Bir de doz denemelerimiz efsane bir deneme arkadaşlar. Burada sizlere deneme mantığını yavaş yavaş veriyoruz. Önce dokuz soruluk bir deneme. Nasıl yani hocam? Hani 90 soru çıkıyor ya onu 2'ye indiriyoruz. Türkçedeki 90 soru çıkıyor ya, onu 10'a bölüyoruz. Yani 20 Türkçe yerine 2 Türkçe. 10 inkılap yerine 1 inkılap. 20 matematik yerine işte 2 matematik soruyoruz. Sonrasında bu 9'luk denemeler, 9 dozluk denemeler 18 çıkıyor. Yani bu sefer 4 Türkçe geliyor. Sonrasında 36'lıklar geliyor. Sonrasında 72'likler. Sonrasında 90'lıklar. Böylece yavaş yavaş dozu artırıyoruz ve gerçek deneme mantığını getiriyoruz sizleri. Bu da yine deneme mantığınızı, deneme tarzınızı güçlendirecek süper bir kitap arkadaşlar. Buna da açıklamadaki Tonguç Mağazalı'nın ulaşabilirsiniz. Yeni nesil soruları nasıl çözebilirim? Burada tabii ki en önemli şey arkadaşlar sabır. Yani birçok öğrenci vazgeçiyor. Aman diyor. Üf, bıktım artık diyor. Zaten çalışmak da öyle değil mi? Bıktım artık diyor. Çalışmaktan vazgeçtiğimize kaybediyoruz. Birincisi sabırlı olacağız. İkincisi süre yönetimi önemli. Yani LGS matematik bir soru iki dakika. Tamam ama o LGS'de ben şu anda daha LGS'ye girmedim ki. Sınava kadar bir soruya şimdilik on dakika verebilirim. Beş dakika verebilirim. Zamanla onu dört dakika indiririm. Zamanla onu üç dakika indiririm. Zamanla da gerçek sınav geldiğinde Zaten önce fenden başlayacağım için denemeye yani size gerçek sınav gel zaman sayısalda fenden başlayacaksınız. Fende güzel güzel tamamlayacaksınız. Belki 20 soruyu 20 dakikadan daha kısa sürede bitireceksiniz veya 20 dakikada bitireceksiniz. Dolayısıyla matematik süreniz artacak. Dolayısıyla orada belki bazı sorulara 2,5 dakika bile vereceksiniz. Böylece süre yönetimini de sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Ve yine paragraf diyoruz arkadaşlar. Çünkü paragraf okumak her zaman söylediğimiz gibi sadece Türkçe değil sizlerin matematik netlerinizi artırıyor. Bir günümü nasıl planlamalıyım? Arkadaşlar burada Üç şeye dikkat etmeniz lazım. Birincisi hedefiniz önemli. Hedefiniz yüksekse, hedefiniz yüksekse planınız da birazcık ağır olmalı. Yani böyle günde öyle 200 soru değil, 250 soru, 300 soru değil, 350 soru. Yani birazcık kendinizi zorlamanız gerekiyor. İkincisi ortamınız önemli arkadaşlar. Ortam da önemli. Eğer dağınık bir ortamdaysanız örnek görüyorum Yani böyle okuldan sonra kursa gidiyorsunuz, kurstan sonra eve geliyorsanız, evde kardeşin falan böyle bir ortam dağınıksa burada planınızı, ortamınızı düzeltme üzerine yapmalısınız. Yani kendinize daha dingin, daha fazla soru çözebileceğiniz bir yer bulmanız lazım. Sonuçta bu kitapta, şu kitapta, şu programda bizim diğer işte ne bileyim bu kitabımızda fark etmeyin Burada bir sürü kitabımız var, önemli değil. Bunların her biri birer araç. Bunlar ben de bir aracım arkadaşlar. Ben de sizin LGS'ye hazırlayan Tonguç Akademi olarak bizler de bir aracız yani. Bu kalem bir araç. Bu kalem yazmıyorsa bu kaleme geçeceksin. Bu kitap senden sen netlerini artıramıyorsa ki binlerce öğrenci bu sayesinde kazandı. O zaman bu kitaba geçeceksin. Bu kitap olmuyorsa öbürüne. Yani sen planını yaparken bu araçları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ortamınızda da sizin için gereksiz şeyler varsa yani oraya gittiğinde zaman kaybediyorsan, o şekilde çözüyorsan zaman kaybediyorsan bunu değiştirmeniz lazım. Sonrasında da zaten planınız oluşmuş olacak arkadaşlar. Planınıza şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim örnek yöntemim oydu o gün yapmam gerekenleri hedef olarak belirlerdim. Doz denemelerinden bugün en az altı tane deneme bitireceğim. Ne olursa olsun bitireceğim onu. Halamlar da gelse bitireceğim. Teyzemler de gelse bitireceğim. Karnım acıksa da bitireceğim. Bitirmeden onu kalkmayacağım derdim. Bu şekilde çalışırdım arkadaşlar. Veyahut da günde en az beş tane işte veyahut da yirmi tane para sorusu çözeceğim. Ne olursa olsun çözeceğim onu. Erken çözeceğim, uykulu çözeceğim, sabah kalkınca çözeceğim. Okula gitmeden önce erken kalkıp çözeceğim ama çözeceğim derdim. Bu şekilde planıma sadık olurdum. Planı bitirdikten sonra da fışk fışk üzerini karalardım. Al sana al sana derdim ve ardından da hayallerime kavuşmak için tevekkül ederdim. Tabii ki en önemli şey de tevekkül. Biz bunları yapacağız sonra da tevekkül edeceğiz. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bize her şeyi sorabilirsiniz. Buna benzer başka videolarımıza gelecek. Lütfen ama lütfen aklınıza gelen her tür soruyu bizlere yazın. Bizler de o soruların içerisinden seçerek bazen en fazla beğeni alanları bazen de vay bunu hiç düşünmemiştik ya. Doğru bu soruyu cevaplayalım dediğimiz soruları cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah o güzel liselere sizler gireceksiniz. Bizler sizlere videolarımıza destek olacağız. Sizler çalışarak kendinize destek olacaksınız. Aileniz size dua ediyor. Bizler de size dua ediyoruz. İnşallah çok güzel başarılar gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım.